Ülkemizdeki futbola baktığımızda dostluktan ziyade bir nefret olduğunu görmek mümkün. Zaten bu konuyla alakalı dünyada ve ülkemizde birbirinden nefret eden takımları derlediğim iki farklı video kanalımızda mevcut. İsterseniz bu videonun hemen ardından onları da izleyebilirsiniz. Kartlara ve bitiş ekranına bırakacağım. Ancak bugün konumuz nefret değil dostluk. O iki videonun yorumlarında sadece nefret değil dost olan takımları da isteyenler oldu. Bu yüzden bugünkü videomuzda ülkemizde birbiriyle dost olan futbol takımlarına bakacağız. Listemize geçmeden önce bu tarz videoları seviyor ve hala aramıza katılmamışsanız aramıza katılmayı ve destek vermek için videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi seyirler. Türk futbolunda kardeş takımlar denince akla ilk gelenlerden biri olan Bursaspor Ankaragücü dostluğuyla videomuza başlıyoruz. Söz konusu bu dostluk tribünlere dayanıyor. Ankaragücü maçlarında Bursalı taraftarlar, Bursaspor maçlarındaysa Ankaragücülü taraftarları tribünde görmek mümkün. Bu tribün kardeşliğini başlatansa Abdülkerim Bayraktar isimli rahmetli bir abimiz. Bir Bursaspor taraftarı olan Abdülkerim abimiz Ankara'da üniversite okuduğu yıllarda Bursa formasıyla Ankaragücü maçlarına gitmeye başlamış. Ankaragücü taraftarları buna ilk başlarda anlam veremese de Abdülkerim'i de aralarına alıp dost olmuşlar. Üniversiteyi bitirmesinin ardından askere giden Abdülkerim Mardin'de şehit düşmüş ve onun anısına Bursaspor Ankaragücü arasındaki bağ daha da kuvvetlenmiş. Şehidimiz Abdülkerim Bayraktar'ın Bursa'daki cenazesine birlikte futbol izlediği Ankaragücü taraftarlar da katılmıştı. Bu yüzden Ankaragücü Bursa arasındaki dostluğa Şehit Emaneti ismi de verilmişti. 93 yılından bu yana bazı maçların 6. dakikasında Bursalılar Ankaragücü, Ankaragücü taraftarları da 16. dakikada Bursaspor diye tezahürat yapıyor. Bu dostluğa ilerleyen yıllarda 26 plakalı şehrin takımı olan Eskişehirspor'da katılmıştı. Ankaragücü konusundan girmişken oradan devam edelim. Ankaragücü'nün dost olduğu diğer bir takımımız da Karşıyaka. Ancak Ankaragücü'nün iki dostu olan Bursaspor ve Karşıyaka'nın arası pek de iyi değil. Bursaspor'un İzmir'deki kardeş takımı ise Göztepe. Bilindiği üzere Göztepe ve Karşıyaka'nın da arası iyi değil. Karşıyaka'nın Ankaragücü dışında dost olduğu diğer bir takım Karagümrük. Bu dostluk 1970'li yılların sonu 80'li yılların başlarında İstanbul deplasmanlarına gelen Karşıyaka taraftarları sayesinde perçinlenmişti. Sakaryaspor ve Göztepe arasında, daha doğrusu aynı şekilde taraftarları arasında yıllardır süregelen bir dostluk mevcut. Taraftarların tıpkı Bursaspor Ankaragücü'nde olduğu gibi birbirlerini ziyaret ettiklerini ve maçlarına katıldıklarını görmek mümkün. Onların dostlukları ise Orduspor ve Göztepe'nin 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak için yarış verdiği yıllara dayanıyor. Teşvik primi vermenin legal olduğu yıllarda anlatılana göre Orduspor Göztepe'nin rakiplerine teşvik primi veriyordu. Son hafta Göztepe'nin rakibi olan Sakarya'da böyle bir teklif yapılmış ama kabul etmeyen yeşil siyah ekip Göztepe'ye mağlup olunca Orduspor Süper Lig biletini alamamıştı. Dostluğun böyle başladığı söyleniyor ama burada Orduspor'ları zan altında bırakmak istemem. Anlatılanı aktarıyorum. Ayrıca söylediğim gibi o zamanlar teşvik primi vermek yasak değildi. Birçok takım bu yola başvuruyordu zaten. Adana Demirspor ve Konyaspor'un dostluğu ise 40 yıldan daha uzun bir süreden beri devam ediyor. 1983-84 sezonunda Mersin deplasmanına giden Konyalılar ev sahibi takımla tartışmaya girince Demirsporların Konya saflarına geçmesiyle başlıyor. Konyaspor taraftarlarının meşhur üçlüsündeki şimşekler ifadesi de Demirspor'la olan dostluklarından geliyor. Bu dostluğun üçüncü tarafının Eskişehirspor olduğunu söyleyebiliriz. Adana Demirspor'un dostluklarından devam edelim. Basketboldaki başarısını futbolda da arayan ancak yıllardır Süper Lig özlemi yaşayan Karşıyaka Demirspor'un dost olduğu takımlardan biri. Aralarındaki dostluk her ikisinde Süper Lig'de bulunduğu 1980-1990'lı yıllara dayandırılabilir. 2000'li yılların ardından TFF 1. Lig'de onları birlikte görmüştük ancak maalesef Karşıyaka bugünlerde üst liglerin çok uzağında. Demiryolu işçileri tarafından kurulan Adana Demirspor'un işçi milli takım olarak bilinen Zonguldakspor'la da bir dostluğu mevcut. Eski Zonguldakspor'un 2012 yılında kapanmasının ardından iki şehir arasındaki dostluk Zonguldak Kömürspor üzerinden devam ediyor. Adana şehrinin diğer bir takımı Adanaspor'un dostuysa Malatyaspor. Ancak bu Malatyaspor bildiğimiz Yeni Malatyaspor değil. Zaten dostluk başladığında Yeni Malatyaspor bir belediye takımıydı. Adanaspor'un dostu olan Malatyaspor şu anda bölgesel amatör ligde mücadele veren 80'li yıllarda ve 2000'lerin başında Süper Lig'de gördüğümüz sarı kırmızılı bir takımdı. Tabii bu sarı kırmızılı takımın güç kaybetmesiyle birlikte dostluk Yeni Malatyaspor üzerinden devam ettirildi. Malatyaspor'un ülkemizdeki diğer bir kardeş takımı sınır komşuluğu da yaptığı Elazığspor.
Anadolu'da şampiyonluk gören nadir takımlarımızdan biri olan Trabzonspor'un kardeşi ise Kayserispor. İki takım taraftarları deplasmana gittiklerinde birbirlerini son derece sıcak karşılar ve dostluk görüntüleri verilir. Ancak Trabzonspor'un resmi internet sitesinde kardeş takımlar bölümünde Kayserispor bulunmuyor ama Şanlıurfaspor ve Siirt İl Özel İdarespor yer alıyor. Karadeniz bölgesinde Trabzonspor'la arası pek de iyi olmayan Orduspor ve Samsunspor kendi arasında dostlar. Hangi takım kazanırsa kazansın iki takım da tribüne çağrılır. Eğer berabere kalınmışsa da kazanan dostluk denirdi. Karadeniz'de bahsedebileceğimiz bir başka dostluğu Giresunspor ve Boluspor arasında görüyoruz. İki Karadeniz ekibi olan Bolu ve Giresun arasındaki kardeşlik 2006-7 sezonu TFF 2. Lig playoff final maçında Giresunsporların Boluspor'u desteklemesiyle başladı. Maçın kazanılmasının ardından Boluspor taraftarları da Giresunspor tezahüratları yapmıştı. Karadeniz'den bahsederken Rize konusuna da değinelim. Rizespor'un Orduspor dışında diğer bir kardeş takımı Sivasspor. Bu iki takım deplasmana geldiklerinde birbirlerini son derece iyi karşılıyorlar. Başkanlar seviyesinde, taraftarlarda ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar sayesinde dostluğu gözlemleyebilmek mümkün. Gözümüzü biraz da doğuya çevirelim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde kalan Diyarbakır şehrinin takımı Amed ve Batman Petrolspor'la Doğu Anadolu'nun takımı olan Vanspor arasında bir dostluk bulunuyor. Bu takımlar birbirlerine kardeş takım olarak hitap ediyorlar ve zaman zaman dostluk maçı oynuyorlar. Antalya Spor ve Kocaeli Spor'un dostluğu ise 1999 yılındaki Gölcük depremiyle başlamıştı. Marmara bölgesinde özellikle Kocaeli'den Antalya'ya göç etmek zorunda kalanlar Antalya Spor Taraftarlar Derneği tarafından ağırlanmıştı. İlerleyen yıllarda Denizli deplasmanına gelen Kocaeli Sporlar imkansızlıklardan dolayı organizasyon yapamayınca Antalya Sporlar buna da el atmışlardı. Kocaeli Sporlular da Antalya Sporların yönetime karşı düzenlediği protestolarda tıpkı Antalya Sporlu gibi katılım sağlamışlardı. 25 yılı bulan bu dostluk hala devam ediyor. Günümüzde hem ekonomik hem de sportif anlamda iyi dönemler geçirmeyen Eskişehirspor'la 2012'den beri aralıksız olarak Süper Lig'de bulunan Kasımpaşa kardeş takımlar. İki takımın karşı karşıya geldiği maçlarda maçı beraber izlediklerini ve birbirleri adına tezahüratlarda bulunduğunu görmek mümkün. Eskişehirspor'un içinde bulunduğu durumdan dolayı uzun bir süredir göremiyoruz ama Türk futbolunda dostluk deyince onların isimleri de akıllara geliyor. Bu arada Eskişehirspor'un tarihindeki ilk resmi maçı Kasımpaşa'ya karşıydı. Karadeniz'in gözde kentlerinden biri olan Samsun'un bu iki takımı dostluğun tanımı olabilir. Dostlukları ise Samsun'un 1989 yılında geçirdiği trafik kazasına dayanıyor. O yıl Malatya deplasmanına gidecek olan Samsunspor, Samsun'un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmış ve uçuruma yuvarlanmıştı. O sırada Diyarbakır deplasmanına giden Çarşambaspor kafilesi de olayın haberini aldı. Çarşambasporlu yönetici, futbolcu ve görevliler Samsunsporları otobüsten çıkarıp hastaneye taşımış, hatta kan vermişlerdi. Bu olayların ardından iki kulüp arasında sıkı sıkıya bir dostluk başladı. Ülkemizde dört büyükler olarak bildiğimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la son noktayı koyalım istiyorum. Galatasaray'ın Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşısına alması ve Trabzonspor'un da bu iki takımla arasının iyi olmaması onları birbirlerine yaklaştırıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki ilişki içinde benzer bir durum var. Aslında bu takımlar için dost demek yanlış olabilir. Çünkü dördü de kendi içinde birbirlerini pek sevmezler. Ancak Türkiye'de birbirinden nefret eden takımlar videosunda söylediğim üzere düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla birbirine yaklaşan takımlar olabilir. Dört büyüklerin arasındaki zaman zaman olan ikili kümelenmeleri de bu şekilde tasvir etmek bence yanlış olmaz. Şu an için durum böyle ama bu takımlar Türkiye'nin en büyük takımları. Olası bir çıkar çatışması durumunda aralarının bozulması da oldukça olası. Dediğim gibi özünde bu takımlar için dost demek pek de doğru değil. Evet, ülkemizde birbiriyle dost olan takımlar bu şekildeydi. Bugünlük benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.